Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek ve genç işsizliği önlemek amacıyla Adıyaman İl Genelinde Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Liseleri ile çok programlı Anadolu Liselerinin bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi programları açılıyor. Rektör Bey, nasıl gidiyor? Burada hasta mı? Ne? Çırak öğrencilerin yetiştirilmesi ve istihdamının sağlanması amacıyla Adıyaman'da açılacak Mesleki Eğitim Merkezi programları ile ilgili Vali Mahmut Çuadar Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı. Çırak ya da meslek liselerinin alan tercihinde tercih edilmesi noktasında okulların nasıl bir yöntem, yol izleyeceğini. Şimdi işsiz var diyoruz ya, aslında işsiz değil, işi bilen, yani hangi sektörlere nasıl yönlendireceğinizi. Burada en büyük 4000 çırak kaydettik ama hangi alana kaydettik? Yani bizim talep ettiğimiz noktalarda öğrencileri yönlendirebilecek miyiz? Çünkü bundan önceki süreçte öğrencileri yanımıza almak istediğimizde o bölümde öğrenci bulamıyoruz. Yani hepsi ya elektrik diyor ya işte farklı bölümler. Burada yönlendirmede milli eğitimin biraz daha yönlendirme noktasında da belirleyici olmasını arzuluyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi'nden sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz, Adıyaman İl Genelinde 36 adet Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi ile çok programlı Anadolu Liselerinin bünyesinde açılacak Mesleki Eğitim Programı'nın içeriği ve amacı ile ilgili bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Yani biz ne iş yapar, kaç işçisi var, kaç ustalesi var, kaç işçisi var, hangi alanlarda üretim yapıyor, bütün hepsini kayıt altına alacağız. Ondan sonra sizin hangi alanlarda çırak talebiniz varsa o talepleri sistem üzerinden göreceğiz. Yönlendirmeyi biz yapacağız. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu anlamda bütün yönlendirmeyi biz yapacağız. Yani sizin istediğiniz nitelikteki çırağı biz size yönlendireceğiz. Siz de onlar çalışacaksınız. Mesleki eğitimin yeni bir projesi Milli Eğitim Bakanlığımızın bu bilgilendirme için hepiniz hoş geldiniz. Ben de bu vesileyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Şimdi arkadaşlarımız bunu bana getirdiklerinde Sayın Cumhurbaşkanımız da önceki gün bir külliyede programla bunu duyurdu bütün ülkeye. Arkadaşlarımız da bize bana geldiklerinde bir programı ziyaret edip görüşelim, bir basını da çağıralım, bir bilgilendirme yapalım dediklerinde ben dedim ki bu çok önemli bir konu. Bu bir okulu, meslek lisesini ziyaret edip orada bir küçük programla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir konu. Bunu ilimizin bütün bileşenlerini toplayalım. Önce onları anlatalım. Sonra da daha aşağılara yayalım. Bu toplantıyı bunun için yapıyoruz. Gerçekten önem verdiğimiz ülke ekonomisine ve sanayinin eleman ihtiyacına cevap verecek bir proje. Emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyor. Allah hepsinden razı olsun.